Kars'ta Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatı devam ediyor. Tatbikatta iki ülkenin de keskin nişancıları talim yaptı. 1100 metre uzaklıktaki hedefler vuruldu. Haber Global ekibi Murat Karataş ve kameraman Hakan Tarhan izliyor tatbikatı ve izlenimleri geliyor ekrana. Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri kış tatbikatı da bir başka bölümdeyiz. Burada keskin nişancı talimlerini göreceğiz. Şu an keskin nişancılar pozisyon almış durumdalar ve şu an görüntülerde izlemiş olduğunuz keskin nişancı asker Azerbaycan askeri. Hemen solundaki asker de yine aynı şekilde Azerbaycan askeri. Ellerinde son derece güçlü keskin nişancı silahları var. 12-10'da 7 milimetre çapındaki mermileri atabilen silahlar. Bakın o silahlardan daha önce atılmış mermilerden birinin kovanı bu. Dolayısıyla sadece kovanı bu. Bunun içinde bir de tabii takriben şuraya kadar bir çekirdek de düşünmek lazım. Mermi çekirdeği de. Bu da atışı yapılan silahın ne kadar etkili bir silah olduğunun en önemli göstergelerinden biri. Hedeflerin olduğu noktaya bakalım. Kameraman Hakan Tarhan bize göstersin. Bakın mavi ve yeşil hedeflerin bulunduğu nokta 1100 metre. Şu an bizim bulunduğumuz yere olan uzaklığı. Onun hemen altında siyah ve kırmızı hedefler var. Onların uzunluğu ise 900 metre. Daha doğrusu uzaklığı 900 metre. Ve keskin nişancılar şu an yapacakları atışlarla o hedefleri imha edecekler. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve az önce de söylemiştim Azerbaycanlı keskin nişancılar buradalar ve az sonra atışlarını gerçekleştirecekler. Bu arada 800 metre mesafeye kadar olan hedeflere atış yapan kişilere, daha doğrusu uzmanlara keskin nişancı deniyor. 800 metre ile 1200 metre arasındaki hedeflere atış yapanlara uzman nişancı ünvanı veriliyor. 1200 metrenin üzerinde atış yapanlara ise özel görev nişancısı adı veriliyor. Şu an görüntülerde yakında izlediğiniz kişiler özel görev nişancıları. Çünkü onlar 1100 metreye atış gerçekleştirecekler. Hazırlıklar yapıldı mı diye konuşuldu. Hazırlıklar tamamlandı. Bu arada tabii atışın yapılabilmesi için çevre şartları da son derece önemli. Çünkü çok uzak mesafeler, hassas atışlar gerçekleştiriliyor. Atışın isabetli olabilmesi için dünyanın dönüş hızından rüzgara kadar, hava sıcaklığına kadar çok sayıda faktör var. İşte tüm bu faktörler hesaplanıyor ve bu hesaplamaların ardından uygun nişan ayarları silahlara yapılıyor ve akabinde de atışlar gerçekleştiriliyor. Şu an bulunduğumuz noktada hava sıcaklığı oldukça düşük, eksi değerlere yakın. Üstelik hatırı sayılır da bir rüzgar var ve üstelik hedeflerin bulunduğu istikametten nişancılara doğru esen bir rüzgar. Tabii tüm bu hesaplamalarda bu çevresel etkenlerin, doğa etkenlerinin de kullanılması gerekiyor. Bu hesaplamalar az önce yapıldı. Şimdi keskin nişancılar atış yapmaya hazırlar. Evet, rüzgarın hızı bir kez daha söylendi ve keskin nişancılar artık atış yapmaya hazırlar. Birinci nişancı atışını gerçekleştirdi. Hemen bakalım, az önce orada iki siyah kare var demiştim. 900 metrede o siyah kareler artık yok orada. Şimdi kırmızılara atışlar yapılıyor. Bir kırmızı gitti. Hemen yanında bir kırmızı daha var. Dördüncü nişancı da oradaki kırmızıya atışını gerçekleştirecek. Ve atışı yaptı. Dediğimiz gibi öndeki hedefler 900 metrede. Sonraki daha üstündeki hedefler ise 1100 metrede olan hedefler. Evet, ikinci kırmızı da ikinci atışla birlikte gitti. Şimdi daha uzak mesafede olan hedeflere Azerbaycanlı nişancılar atışlarını gerçekleştiriyorlar. Sanıyorum önce yeşil hedeflere doğru attılar. Evet, etkisi de son derece yüksek. Evet, birbiri ardına 12-10'da 7 milimetrelik bu keskin nişancı tüfekleri ateşleniyor ve bakın önce siyahlar, ardından kırmızılar, şimdi de yeşil ve maviler. Yeşiller de gitti. Geriye iki tane mavi hedef kaldı. Geri kalan iki keskin nişancı da şu an o hedefleri imha ediyor. Hedeflerden biri gitti. Hemen akabinde de ikinci hedef de keskin nişancılar tarafından vurulmuş oldu. Keskin nişancı eğitimine dair Kars'taki kış 2021 tatbikatından notlar böyle.